Şimdi o bu soruların hepsini Halil İbrahim Uğur'a soralım. Halil İbrahim Uğur, Hayfa'da. Evet Halil İbrahim, nedir İsrail'de bu füzelerden rahatsız mı İsrailliler? Nedir durum orada? Cemil Barlas, aslında o füzeler ya da diğer mühimmatlar bize yaklaşık bir 30 kilometre ötede oluyor. Bizler şu anda İsrail'in kuzeyindeyiz. En önemli iki şehrinden bir tanesi Hayfa, biliyorsunuz ki arkamda görmüş olduğunuz ışıklar buradaki stratejik önemi anlatan ışıklar aslında. Bir tarafta deniz limanı, diğer tarafta elektrik santrali ve bir başka stratejik noktada aslında hava limanı. Dolayısıyla burası stratejik bir nokta oluyor ve dolayısıyla da İsrail'in aslında dünyaya açılan ticaret kapısı Hayfa. Sadece bunlarla da sınırlı değil tabii ki, kuzeyde olması ve en büyük kent olması ve aslında Hizbullah'ın da hedefinde olması gereken yer hemen arkamızdaki tesisler. Dolayısıyla bizler de burada bu yüzden bekliyoruz ama geldiğimiz günden bu yana da herhangi bir hareketliliğin burada olmadığını, yani bu tesislere zarar verebilecek herhangi bir misillemenin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii ki burada çok önemli, çok da manidar tiyatrolar oynanıyor. Onlar neler mi? İşte burada Hayfa'da Rambam Hastanesi bulunuyor. Rambam Hastanesi aslında kuzeydeki en büyük hastane diyebiliriz ama tabii ki Türkiye'deki şehir hastaneleriyle kıyaslayamayız. Onların yanında onda bir büyüklükte olan hastaneler ve şu anda İsrail hükümeti Rambam Hastanesi'nin otoparkını tam donanımlı bir hastaneye çevirmiş durumda. -1, -2 ve -3. Katlar şu anda sığınak hastanesine çevrilmiş durumda ve 2200 yatak kapasitesi bulunuyor. Bugün o hastaneye yönelik basın gezisi vardı. Dolayısıyla bizler de oraya katıldık ve oradaki durumu incelemeye çalıştık. Yani tabii savaşa ki, hazırız mı diyor İsrail? Savaşa hazırız mı demek istiyor bu hastaneyi gezdirerek? Bence psikolojik olarak bir şey bu. Psikolojik savaş taktiklerinden Psikolojik savaş taktiği mi yapıyor? Kesinlikle. Ne yapıyor? Ha, ölmeye de hazırız mı diyorlar? Aslında burada İsrail mağdur edebiyatı oynuyor da diyebiliriz. Çünkü aynen, yer altına çekilmek zorunda kaldık diyecektir elbette. Çünkü şimdi burada tiyatro dedim. Tiyatronun nasıl oynandığını ifade etmek isterim. -3. Kata indiğimizde -3. katta hastaların yatakta olduğunu gördük. Yani şimdi burada olası bir misilleme bekleniyor ama olası bir savaş henüz çıkmadı. Sığınak hastane kuruldu, oluşturuldu. Ayrıca hastaneleri de vuran İsrail'in kendisi değil mi? Yani bir de böyle bir şey var. Hiç Hizbullah veya Hamas hiç hastane vurmadı. Gazze'de biliyorsunuz hastanelere artık insanlar gidemiyor ama şimdi buradaki husus otopark hastane oldu ama hastanenin üst katlarında sağlık hizmetleri devam ediyor. Fakat burada işte mağdur edebiyatı dememin sebebi şu. Şu anda -3. katta hastanenin, Rambam Hastanesi'nin -3. katında hasta var. Ama ortada savaş yok. Ortada hani İsrail'i vurup burada sığınak hastaneleri kullanılacak bir unsur yok. Dolayısıyla burada hastaların olması yani beni çok düşündürdü. Hani böyle bir şey olsa Türkiye'de ya da başka bir ülkede neler söylenirdi? Hastanenin otoparkı şu anda yoğun bakım servisine çevrilmiş. Hastalar orada yatıyor. Herkes birbirini görebiliyor. Herhangi bir arada perde yok, duvar yok. Yani bir orada solunum yoluyla geçebilecek enfeksiyon rahatsızlıkları olabilir. Tabii ki bu benim çok da yadırgadığım bir konu oldu orada gözlem yaptığım sırada. 2200 yatak kapasitesi var. 8000 kişi orada. Yani şu anda Rambam Hastanesi'nin altında -1, -2 ve -3. Katlarında oluşturulan sığınak hastanede 8000 insan burada barınabilecek düzeye getirilmiş. Bir diğer teferruatta tabii ki 24 tane ameliyathane var denildi. Ameliyathanelere gittiğimizde tabii bizim yine alışık olduğumuz ameliyathaneler değil. Sedyenin etrafında farklı tıbbi cihazlar ve burası ameliyathane olarak gösterildi. Sayabildiğim kadarıyla 4 tane orada sedye vardı ama 24 olarak açıklandı buradaki ameliyathane sayısı ya da kapasitesi. Dolayısıyla şu anda insanların bir taraftan sığınaklara geçmesi durumunda oralarda işte yiyecek stoğu yapılması noktasında burada çağrılar var hükümet tarafından, ama diğer taraftan da İsrail hükümeti de şu anda hastanelerin otoparkını burayı sembolik olarak göstererek burada sığınak hastaneler oluşturduğunu ve savaştan ya da işte misillemeye karşı tedbirler, hazırlıklar yaptığını Halil İbrahim, ben araya gireceğim. Için şimdi, böyle bir hazırlığın içerisinde. Şimdi Cemil Bey, bu devlet eliyle yapılmış, Sayın Büyükelçimiz de bizi dinliyor. Soracağız ona şimdi. Devlet eliyle yapılmış bir propaganda bu. Şu anda biz işte savunma hattındayız, işte bakın bize saldırı olacak, yaralılar da burada. Tamamıyla maalesef bizim Türk medyasında bu görüntüleri de saatlerce gün boyu kendi haber merkezlerinde o propagandaya alet oldular. Bizim Türk medyası da canlı yayınlarla. Siz İsrail devletinin propagandasını maalesef burada birçok haber merkezi Türk medyasından bu propagandaya alet oldu. Siz bir tarafta orada binlerce 50.000 tane orada insan katledilirken bu tarafta dümenden birkaç tane yaralıyı koymuşlar orada. Tamamıyla İsrail, bakın, eğer önemsese bir tane medyayı koymaz oraya. Özellikle şimdi bunların hepsini yorumlayacağız. İşte, ama soruyu sorsan şimdi. Şimdi hadi. Burada özellikle şu şeyi Halil İbrahim de farkına varmış zaten. Teşekkür ederim. Şimdi gizli stratejik bir şey olsaydı İsrail, bırakın Türk medyasını, kendi medyasına dahi göstermezler. Türk medyasını Halil İbrahim, orada siz hepinizi gezdirdiler. Canlı yayınlar da yapıldı. Oradaki yani, hava tam neydi? Ne hissettin? Bir yani, propagandayı hissettin mi sen de? Bir de kurtuluş. Ya, bu tabii ki burada bir propaganda var. Çünkü hastane şu anda işlevsel olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bir daha söyle kurtuluş dediğini. Yani bu gezdirdilerle muratları ne İsraillerin? Bir saldırı öncesi hazırlık mı yapıyorlar? Evet. Hazırlıktan ziyade şu anda mağduru oynuyor. Yani biz vurulacağız, bize misilleme gelecek. Dolayısıyla biz şu anda tamamen vurulmayı bekliyoruz diyor. Ama bir taraftan da işte az önce Ata da anlattı. Bir taraftan da Lübnan sınırını vurmaya devam ediyor. Gazze'ye zaten yani bulunduğumuz yer kuzey ama biz diğer hatta bakmak istemiyoruz. Çünkü orada insanlık dramı hala devam ediyor. Orada yine sadece dün gece masum 20 kişi daha hayatını kaybetti ve 40.000 üzerine çıktı artık rakam. Batı Şeria'da, Ramallah'ta baktığımızda 635 oldu artık hayatını kaybeden insan sayısı. Halil İbrahim, burada işte hastane, sizi Türk medyasını özellikle sizi gezdirdiler ya. Neden Türk medyasını gezdirme ihtiyacı duydu İsrail devleti? Yani Türk medyasından size adeta bir orada şov yapıldı. Bunu neden Türk medyası? Sizden başka kimse var mıydı? Çünkü benim anladığım Türkiye'nin uluslararası baskısı ve Türk medyasının baskısını azaltmak için böyle bir şeye başvurduklarını düşünüyorum. Sen orada ne hissettin? Bugünkü ziyarette Türk medyası olarak sadece A Haber vardı. Diğer ülkelerden gelen yine yabancı basın vardı. İsrail basını da vardı. Yani dünyadaki bütün ülkelerden, İsrail'e ulaşmış bütün ülkelerden gelen ya da gelen ülkelerdeki basın temsilcileri oraya alındı. Orada yine anlatılmaya çalışıldı. 2006 yılı hatırlatıldı. 2006 yılında Lübnan, çünkü o noktayı yani çok fazla vurduğunu ifade ettiler, hatırlattılar. Yani 65-70 kez vurulduğu hatırlatıldı. Dolayısıyla o dönemde orada hava savunma sisteminin olmadığı ama şu anda hava savunma sisteminin aktif bir şekilde Rambam Hastanesi'nde kapsadığı, yine kimyasal saldırılara karşı da oranın şu anda hazır hale, yani kimyasal saldırılara karşı da korunaklı bir alan haline getirildiği söylendi ama tabii şimdi biz orada yaklaşık 2 saat kadar bekledik. Hastanede hizmet devam ediyordu. Yani faaliyetler olanca faaliyetler devam ediyordu. Altındaki sığınaktan aslında sığınak hastaneden kimsenin haberi yok. Öyle bir durum ve otoparkın da aslında bir kısmı kullanılabiliyor yine araç için ama bir kısmı kapatılmış durumda. İnsanların haberi yok o noktada ama bir kısım insan da orada yoğun bakımda yatıyor, otoparkta yatıyor. Yani burada sorulması gereken çok fazla soru var ama yadırganması gereken çok fazla konu var. Tiyatro çok kapsamlı hazırlanmış. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için de gerçekten keskin bir göz olmak lazım. Keskin bir akılla bakmak lazım. Çünkü bir tarafta şehre bakıyorsunuz. Çok büyük bir şehir. 2200 yatak kapasitesi hiçbir şey değil. Diğer taraftan bakıyorsunuz kuzeydeki en büyük hastane olduğu söyleniyor. Ama kuzeye bakıyorsunuz çok geniş bir coğrafya. Sadece bir tane hastane var sembolik olarak gösterilen. Dolayısıyla şimdi bu kadar kalabalığın içerisinde tek bir hastane, o hastanede olağanüstü bir durum içerisinde kim tedavi görebilecek? Evet. Bir taraftan da baktığımızda tabii ki Türkiye'deki sağlık sistemi, sağlıkta yapılan reformlara bakıyorsunuz. Yani standarttan çok üstünde. İsrail'e bakıyorsunuz. İsrail bir sığınma hastanesi hazırlıyor, sığınak hastane hazırlıyor ama hastanenin içerisindeki hastalar sığınak hastaneye getiriliyor. O zaman yani olağanüstü bir durum olduğunda hastanede yatan hastalar nereye gidecek? Yaralı hastalar nereye yatırılacak? Yani çok fazla çelişkili bilgiler, detaylar var. Düşündükçe insan daha da derine giriyor. Evet, Halil İbrahim o dikkatli keskin gözünle bakmaya devam et lütfen. Sana ilerleyen saatlerde ve günlerde bağlanacağız. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Büyükelçimize gitmeden önce bir Sevil'e gidelim. Hı hı. İsrail bu algı savaşını kazanıyor mu, kayıp mı ediyor? Aslında kaybediyor. Çünkü İsrail bu Hizbullah, bakın siz İran'ın bazı yorumcular konuşuyor işte İran vurdu vurmadı, neden vurmadı. Bir taraftan ABD biliyorsunuz İstihbarat Örgütü Başkanı'nın ve ekibinin İran'a gelip özel konuşmalar yaptıklarına derdi. Bilgiler zaten medyaya da yansıdı. Bir taraftan İran şunun farkında. İsrail'e meşru hareket alanını vermemek gerektiğini, diğer taraftan ABD'nin kendisi Orta Doğu'da savaşın yaygınlaşmasını istemiyor. Yani burada çok çelişkili ve çetrefilli bir durum var. Ama bu durumun köküne gittikçe esas tablonu ortaya çıkartabiliriz. Burada Orta Doğu'da savaşın yaygınlaşmasını isteyen taraf kim? Yaygınlaşmasını istemeyen taraf kim? ABD istemiyor bunun yaygınlaşmasını. İran istiyor mu? İran da istiyor. İran'a bakmayacağız. İngiltere istiyor mu, istemiyor mu? Oraya bakacağız. Öyle mi? İran'ın sözü yok mu? Neden yok? Çünkü İran zaten orada esas aktör değil. İran belki kendi hani onurunu kurtarmaya yönelik birkaç hamle yapmaya çalışacak ama İran bir taraftan da esas meselesi İran'ın burada zaman kaybedip İsrail tarafını, İsrail'in meşru müdafaa zeminine sürüklemek istemiyor. Şimdi ya ama şu anda İran İsrail'e savaş açsa meşru. Bunu kimse meşru ama bak bunu İsrail'in altını çizmek istiyorum. İran'ı engelleyen tarafa bakın. ABD. Yani İran'ın buna gücü var mı yok, bunu sonra tartışırız. Bu ayrı bir mesele. Bir de bu daha çok askeri uzmanların işi ama şeyine baktığımızda, küresel ölçekteki gelişmelere baktığımızda İran'da tek başına, bakın Rusya ne diyor? Yaparsan bunu hani kontrollü yap. ABD ise yapma çünkü İsrail genişletmek istiyor savaşı diyor. Peki ABD neden bu savaşın genişlenmesini istemiyor ama bir taraftan da çünkü kamuoyu da hazır değil. Birçok sebepler var ve en önemli sebeplerin başında gelen mesele Çin meselesidir. Evet. ABD bir an önce Çin'le hesaplaşmasını kapatmak istiyor yoksa kendisi kapanacak.